Manşete hoş geldiniz. Başörtüsü hamlesi FOS mu çıktı? Bugün buna bakacağız. Haftanın tartışması bu oldu ve belli ki ilerleyen günlerde de konuşulacak. Fakat tüm Türkiye siyasi tartışmalarında olduğu gibi bu tartışmanın da ömrü günlerle sınırlı. Fakat haftaya damgasını vurdu muhakkak. Gel gelelim esasen 2 Ekim pazar günü altılı masa toplantısının konuşulması beklenirken pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir çıkışla bir video koyacağını söyledi. Evinden çekeceği bir video paylaşacağını Twitter'dan e, ilan etti ve o videoda başörtüsü meselesiyle ilgili olarak bu sorunu, bu meseleyi, bu tartışmayı kalıcı olarak ortadan kaldıralım gelin ve bir yasal düzenleme yapalım dedi. Böylelikle kamuoyu bu konuda bir yasal düzenleme olmadığını da öğrenmiş oldu. Hoş bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Bu konudaki fikirlerimi de söyleyeceğim ama bugün manşette sadece altılı masa başörtüsü sorunu veya başörtüsü meselesi değil. İşte bu yayınların size özgürce ulaşabilmesi ve sizin de bu yayınları veya olan biteni özgürce takip edebilmenizi engelleyecek bir düzenleme var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve geçecek bu düzenleme. Dezenformasyon Yasası adıyla bahsedilen bir düzenleme ve artık sosyal ağlardaki son paylaşımları kalan son iktidarın hoşuna hoşuna gitmeyen canını sıkan kırıntıları da yok etmeyi amaçlayan bir düzenleme bu buna bakacağız ama ondan önce gelin altılı masa toplantısına 2 Ekim altılı masa toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderleri tek tek uğurladığı görüntüler eşliğinde Konuşarak başlayalım. Altılı Masa 2 Ekim toplantısına büyük tartışmalar ve polemikler ertesinde gitti. Ve özellikle Ağustos-Eylül ayı boyunca İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, DEVA'dan, CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu veya Genel Merkez olmasa bile alttaki bazı milletvekilleri veya yöneticiler düzeyinde yapılan açıklamalar ve bu açıklamalarla karşı, bu açıklamalara açıklamalara yapılan karşı açıklamalar ve bir siyasi polemikle geldi 2 Ekim'e. Acaba masa dağılıyor mu? Acaba bir görüş ayrılığı mı var? Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir hazımsızlık mı var? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacaktan abız mı yok diyor? Ya da İyi Parti gerçekten ne istiyor gibi Soru işaretleri altında 2 Ekim'e gelindi. Ama 2 Ekim'e kadar gerçekten her kafadan bir ses çıkıyordu. 2 Ekim toplantısında şu ortaya çıktı ki e, ortak aday konusunda altılı masa bir kere daha kesin bir irade beyanında bulundu. Ortak bir aday çıkaracağız. Ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız. Bu adayı da seçim e, tarihi ilan edilmeden açıklamayacağız. Şu, e, 2 Ekim kararlarından biri bu. Yani ortak aday çıkaracağız. Bütün partiler arkasında kenetlenecek ve bu ismi de biz seçim tarihi açıklanmadan, seçim tarihi belli olmadan ilan etmeyeceğiz. Bu demek ki 2022 böyle geçecek. 2023'ün ilk aylarında seçim ne zaman ilan edilirse o zaman biz Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayını öğreneceğiz. Böylelikle adaylık ortak aday tartışmalarını bir anlamda set çekmiş oldu. İki, liderler aralarındaki veya parti partiler arası bir takım sıkıntı, sorun veya polemik söz konusuysa aralarında kurdukları telefon hattıyla yani birbirlerini cep telefonundan arayarak belli ki cep telefonlarını paylaşmışlar biliyorlar. Bu direkt görüşme manasına da geliyor. Hani bilmiyorum özel kalemi veya basın danışmanlarını devreden çıkarırlar mı zannetmiyorum ama Cep telefonlarıyla birbirimizi arayalım en ufak bir pürüz veya sıkıntı yaşandığında meselesi o samimiyeti gösteriyor. Yani hemen arayalım ve soralım hemen konuşalım. Bir sıkıntı büyümeden, bir dert büyümeden, bir kriz büyümeden ya da bir polemik krizleşmeden bu konuyu biz liderler düzeyinde halledelim. Bu iki konunun altını özellikle çiziyorum. Fakat altılı masanın... Toplantısı dağıldıktan ve o güçlü bildiri yayınlandıktan sonra herkes biliyor ve bir önceki yayında ben bunu detaylı olarak anlattım. Bildiriyi de ekrana getirerek, önemli satırların altını çizerek. Ee, bir gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu mühim bir inisiyatif aldı ve altılı masa toplantısı ve altılı masa toplantısından çıkan bildiri konuşulacakken evinden yüklediği bir video ile, 3,5 dakikalık bir video ile başörtüsü yasa tasarısını veya yasa teklifini gündeme getirdi ve gelin bu işi çözelim dedi. Şimdi ben bunun altılı masadan bağımsız, altılı masada altılı masanın liderlerinden habersiz e, ya da orada e, or, oranın havasından e, veya oranın havasına aykırı bir girişim ya da hamle olarak değerlendirmiyorum bunu. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu bu başörtüsü yasa teklifi çıkışının ardından ilk destek mesajlarını Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamallıoğlu'ndan aldı. Ve bu iki isim de Altılı Masa'nın üyesi. E, dikkatinizi çekerim CHP dışında Altılı Masa'daki diğer üyeler ve diğer partiler tamamen muhafazakar tabana hitap eden e, üyeler partiler. Şimdi bu türban meselesi veya başörtüsü meselesine gelmeden... Altılı masa nereye gider? Altılı masa bundan sonra bu şekilde devam eder mi? 2 Ekim tam anlamıyla bir ittifakı mı ortaya koydu? Yani kenetlendiler mi? Artık dışarıdan etkilere veya içeriden bir takım bölme girişimlerine karşı bu bir güç gösterisi miydi? Bunu bilmiyoruz. Fakat İlk günlerde ortaya çıkan şey bu yönde bir mutabakat olduğu yönünde. Yani e, henüz bir çatlak yok, henüz bir polemik yok ve e, ileriki haftalar ne getirir bilmiyoruz. E, Kılıçdaroğlu mühim bir genel başkan ve altılı masanın en güçlü üyesi olarak elbette toparlayıcı lider, yaş olarak da hepsinin üstünde e, bir bilge lider vesaire gibi e, bir toparlayıcı tarafı var. Polemiklerde de en geride duran isimlerden biri fakat geçmiş örnekler şunu gösteriyor ki bu liderler ne kadar güvenilir veya liderlerle yaptığınız anlaşmalara ne kadar güvenilir. Mesele yani bu durum Kılıçdaroğlu için de geçerli, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri için de geçerli. Hatırlatalım. E Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu ile 2015 7 Haziran seçiminin ardından haftalar süren bir koalisyon görüşmesi yapmıştı. Daha sonra koalisyon olmamıştı. Takdir edersiniz kimse de ihtimal vermemişti zaten. Ahmet Davutoğlu 2014, 2015, 2016 döneminin başbakanı. O dönemki bütün icraatın altında olan yürütme, yürütme erkinin başında bir numaralı idari sorumlu Türkiye'nin. Cumhurbaşkanı sembolik yetkilere haizdi o günlerde. Şimdi böyle bir Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyoruz. Ya da Meral Akşener 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayalım daha dün değil evvelki gün. Herkes hatırlıyor. Akşener'le Kılıçdaroğlu adaylık meselesinde anlaşamadılar. Adaylık meselesinde anlaşamadıkları için bir ortak aday çıkaramadılar. Ortak aday çıkaramadıkları için her parti kendi adayını çıkardı. Hatırlatalım bugün Meral Akşener milletvekili değilse niye milletvekili değil? Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İyi Parti grubunun başında oturmuyor? Şundan. Çünkü Meral Akşener aday anlaşmazlığı üzerine kendi aday oldu Cumhurbaşkanlığına. Selahattin Demirtaş kendi aday oldu. Hatta Temel Karamoğlu'lu da aday oldu galiba. Doğu Perinçek aday oldu. CHP'den de Muharrem İnce çıktı. Ve bu bölünmüşlük içerisinde, muhalefetin bu parçalanmışlığı içerisinde şöyle veya böyle bilmiyoruz seçimlere ne, ne derece Şahib'e karıştı veya karışmadı veya ne derece Atalan Üsküdar'ı geçti veya geçmedi ama bir dağınıklık söz konusuydu. Bir şemsiye yoktu ve yani bir, bir çatı aday yoktu ki 2014 çatı, 2014'te bile bir çatı aday vardı. O günlerde İyi Parti yoktu veya Davutoğlu, Babacan'ın ayrı ayrı partileri de yoktu. O günün iki muhalefet partisi, iki büyük muhalefet partisi AKP ve MHP bir çatı adayı çıkarmıştı. Ne kadar eleştirilse de Ekmelettin İhsanoğlu 2014'te bir çatı aday vardı ama 2018'de bir olamadı. Belki de olamadığı için Recep Tayyip Erdoğan aradan sıyrıldı veya muhalefetin bölünmüşlüğünü kendi lehine çevirdi. Bunları unutuyoruz. Haliyle Altılı masa seçime 8 ay kadar var. Eğer normal vaktinde gidilirse 8-8,5 ay sonra seçim olacak. Altılı masa bu 8 ayı nasıl geçirecek? Bu 8 ayın ilk 3-4 ayını nasıl geçirecek? Sonrasını nasıl sürdürecek, devam ettirecek? Bunu da hep beraber göreceğiz. Muhalefet bir ekonomik krizin farkında. Esasen muhalefet, altılı masa... aşağıda halkta hangi sıkıntı yaşanıyor? Hangi mağduriyetler var? itiraz itirazlar hangi alanlarda? Dertler neler? Bunu çok iyi biliyor, gözlemliyor ve pek çok muhalefet lideri sahada zaten halkla birebir temasında bunu alıyor. Ciddi bir ekonomik buhran yaklaşıyor. Ciddi bir ekonomik buhran ve bunu çoğu aile şu anda hala hazırda hissediyor. Türkiye'yi kastederek söylüyorum. Bu batıda da yavaş yavaş hissedilen bir konu. Muhalefet krizin seçimden önce çıkmasını öngörüyor. Belli ki. Ortak adayı açıklamak için seçim tarihini beklerken. Tam aksine Erdoğan rejimi ise ek ekonomik buhranı ki bu kaçınılmaz bunu seçim sonrasına ertelemeyi umuyor. Her ne olursa olsun. B bütün bu seçim ekonomisi, yanlış politikalar Türkiye'nin sırtına büyük bir yük yükledi ve bu yükü, bu faturayı, bu borcu millet ödeyecek ve önümüzdeki özellikle en geç Mart-Nisan ayından Mayıs ayından itibaren de kaldırılabilir değil. Hatta ekonomistler bunun daha erken de baş göstereceğini, baş gösterebileceğini, bir döviz krizinin çıkabileceğini tahmin ediyorlar. İşte muhalefet de bu tahmine yansıyor, yaslanıyor. Eğer böyle bir şey olursa bizim elimiz biraz daha güçlenir diye bakıyorlar. Fakat her ne olursa olsun. Altılı masayı konuşuyoruz ya. Bu onların son seçimi olacak. Yani kazanamazlarsa hep beraber sandığa gömülecekler ve bir bölümü de belki cezaevine girecek. Bilmiyoruz. Yani. Şimdi geçelim türban meselesine. CHP'nin geçtiği görüntüleri getirdim ben altılı masayı konuşurken. CHP'nin türban yasa teklifi bu. Özetle şu. Kamuda çalışan kadınlar İşleri gereği bir üniforma mecburiyeti yoksa diledikleri kılık kıyafeti tercih edebilirler. Bu konuda bir dayatma olamaz diyor. Maddenin özü, ruhu, meali bu. Şimdi bu sağa sola çekiliyor. Yani kadınlar istedikleri kıyafette gidebilir mi? Şort giyebilirler mi? Mini etek giyebilirler mi? Den tut. Kimse er, kimsenin erkekleri düşündüğü yok. Ayrı bir, bir bahis. Oraya girmeyeceğim. Ama bu, bu şekilde düzenlenir mi filan gibi e, polemikler ortaya çıktı. Şahsen düşüncem şu yani başörtüsü bu şekilde kanunla kılık kıyafet genelgesiyle yasasıyla veya yönetmeliyle düzenlenecek bir şey değil. Batıdaki normlar esastır evrensel normlar esastır ki zaten bizim anayasamız da çok açık. Yani bu konuda bir yasal düzenlemeye de anayasal düzenlemeye de gerek yok. Anayasa madde 10 diyor ki herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce felsefi inanç din mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Yani o kadar açık ki anayasa ki en son işte 2004'te düzenlemeler yapılmış. Bunlar Avrupa Birliği uyum yasaları. 2010'da düzenleme yapılmış filan. Son anayasadan, şu anda yürürlükte olan anayasadan bahsediyorum. Yani bırakın dini inancı, mezhepsel inancı, siyasi düşünce, felsefi inanç ve benzeri sebepler diyor. Ayrım gözetilemez, herkes kanunenin önünde eşittir. Sonra devam cümlesinde, kadınlar erkekler eşit haklara sahiptir. Devamla ve devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü diyor. Ve bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çok açık. Buranın hiçbir tarafında ne sakal geçiyor, ne bıyık geçiyor, ne takke geçiyor, ne cübbe geçiyor, ne mini etek geçiyor, ne şort geçiyor, ne başörtüsü türban geçiyor. Bir biçim vermiyor, bir üniformaya sokmuyor insanları. Son derece evrensel bir kriter. Bilmiyoruz 10 yıl sonra, 20 yıl sonraki ihtiyaçları veya o günkü toplumsal gereksinimleri veyahut o gün ortaya çıkacak toplumsal tartışmayı. Siz böyle bir şapka yasayla, böyle bir çerçeve yasayla bu tür şeyleri düzenleyebilirsiniz. Bu sadece yasa çıkarmakla da olmuyor. Yarın bir başkası gelir, bu yasayı değiştirir, başka bir şey koyar. Bunun topluma da inmesi gerekiyor. Bir toplumsal konsensüs gerekiyor. Anayasa madde 10 şu anda Türkiye'de bütün tartışmaları bitirmesi gereken bir madde. Okumuyor ki insanlar okudum. Mealini de verdim. Ucundan tefsirini de yaptım yani. Sabaha kadar konuşuruz bunun üzerine. Son derece açık, sarih yazılmış. Bırakın dini mezhebi, felsefi inanç, siyasi düşünceye kadar indirgemiş. Herkesin eşit olduğunu ve devletin bunun yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğunu ve alınacak tedbirlerin de bunlara aykırı olamayacağını. Alınacak tedbirler ne? O konuda yapacağınız her türlü düzenleme, yönetmelik, yasal düzenleme, şu bu falan. Evet. Şimdi işte bu kısır bir madde üzerinden tartışma yürüyor. Fakat ben bunu CHP'nin başörtüsü sorununu çözme çözmeme filan meselesi veya toplumun böyle bir derdi var bu derde bir neşter atalım falan bir şeysi olarak görmüyorum. E, neticede 2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu Cum e, CHP genel başkan seçildiğinin daha ilk haftalarında Radikal Gazetesi'ne verdiği söyleşiyle bu işi bitirmişti. Demişti ki toplumsal desteği sağlayacağız başörtüsü konusunda. Üniversite sorunu vardı o zaman. Üniversitede başörtüsü yasağı vardı. Toplumsal desteği sağlayacağız. Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Kimsenin endişesi olmasın sorunu çözeceğiz demişti. Sene 1 Temmuz 2010. Kemal Kılıçdaroğlu bunu o zaman söylemişti ve o zaman YÖK ee, Başkanı'yla da konuşmuştu. Yusuf Ziya Özcan'dı galiba. Sonrasında bu bir yönetmeliğe veya bir yasaya ihtiyaç kalmadan çözüldü. Üniversiteler kapılarını açtılar. Kamuda bir rahatlama oldu. Ardından 2-3 yıl sonra da yanılmıyorsam AKP bir yönetmelik çıkardı falan. AKP yönetmelik çıkardığında ortam zaten gevşemişti. Niye? İtiraz eden ve bu konudaki her uygulamayı veya her yasayı, her teklifi anayasa mahkemesine götüren bir CHP yoktu. CHP'nin o güne kadarki inadı, 2010 yılına kadarki inadı Kemal Kılıçdaroğlu'yla tarih oldu. Şimdi aradan 12 sene geçtikten sonra yine Kemal Kılıçdaroğlu bu siyasi çıkışla muradı başörtüsü sorunu çözmekten ziyade bir siyasi çıkış AKP'nin elinden bu malzemeyi almak. Bunu böyle yorumlamak icap ediyor. Erdoğan'ın elinden bu malzemeyi almak. Şimdi Erdoğan çıktı konuştu. Dedi ki işte efendim Türkiye'nin başörtüsü sorunu yok. Ardında da dedi ki anayasal bir düzenleme yapacağız hadi gelin. E Madem başörtüsü sorunu yok neden anayasal düzenleme yapıyorsun? Bir başka garabet de bunu anayasal güvence altına alalım. Yahu anayasa açık biraz evvel 10. maddeyi getirdim. Anayasayı uygulasanız zaten şu anda insanlar nefes alır. Ceza yasalarını uygulasanız, hukuku kendi haline bıraksanız, hakimlerin vicdanına bıraksanız, kanuna kitaba bıraksanız içeride siyasi tutuklu kalmaz. Onu yapmıyorlar. Yani anayasal güvence alalım, altına alalım diyorsun. Sen anayasayı delilikleşik etmişsin. Yani senin yaptığın anayasa ne olacak ki? Kendi çıkardığın anayasaya uymuyorsun. Öyle de bir ayrı garabet var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu meseleyle kavgayı iktidarın elinden almış oldu. Doğu Ergil Metropol'ün benim bir yayın önce ekrana getirdiğim anketini alıntılayarak şu analizi yapmış ki bu blokta kararsızlar dağıtılmış. Ben kararsızlar dağıtılmadan oranları yorumlamıştım. Doğu Ergil kararsızlar dağıtılmış olarak oranları yorumlamış. AKP'nin desteğini söylemiş, CHP'nin desteğini söylemiş. Ciddi bir ekonomik ve etik krizin faili olarak görülen partinin bu ölçüde desteklenmesinin yani AKP'nin ekonomik değil kültürel ve siyasal nedenlerle açıklanması gereğini muhalefet artık anlamalı diyor. Kültürel ve siyasal nedenler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinde ben biraz buna yoruyorum. Evet. Geçelim sansür yasasına. Şimdi sansür yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde ve e, geçecek. E, CHP e, grubu basın e, lojasına veya işte basın tribününe neyse ne deniyorsa e, meclis genel kurulunda e, pankartları tuttular ve böyle bir fotoğraf çektirdiler. Yerel basın kepenk kapatacak. Sansür yasasına hayır. Basını ve ifade özgürlüğü istiyoruz. Anayasaya aykırı yasa geri çekilsin filan. Bu yasa geçecek. Şimdi bu yasa... Bana göre 40 maddelik bir yasa. Bu yasanın bütün maddelerini okudum. Sansür falan değil. Dezenformasyonla mücadele hiç değil. Bu bu yasa kalan bütün artık bıdırdayan iktidarın tabiriyle unsurları da yok etme yasası. Eğer bir muhalif kırıntı kalmışsa sağda solda kenarda köşede can sıkan Onları da yok etme, sindirme, bitirme yasası. Başka bir şey değil. Şimdi yasanın 29. maddesi diyor ki halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Halk, halkı yanıltıcı bilgi, bilgiyi kim tespit edecek? Propaganda Bakanlığı Fahrettin Altun tespit edecek. Şimdi böyle bir dönem. E, artı yasanın diğer maddelerine bakıyorsunuz. Sosyal ağları tümüyle bitirmeyi hedefleyen 1 bir iki, bir iki bürokratın e, e, dudağının ucunda kararlarla sitelerin kapatılması, sosyal ağların, Twitter, YouTube gibi kanalların kapatılması, haberlerin uçurulması ve işte bir cezai takipat yapılması falan gibi şeyler var. İşte sonra deniyor ki işte bu bunun diyor böyle olmadığı anlaşıldığında haber tekrar yerine konacak falan 3 gün sonra 5 gün sonra. Yani iş işten geçtikten sonra 3 gün 5 gün sonra haberi yerine koymuşsun ne olacak? Koymamışsın ne olacak? Türkiye'de 3 gün değil 3 saatte gündem değişiyor. Eee bilginin ne olduğuna, haberin ne olduğuna iktidar karar verecek. Böyle bir şey. Şimdi yasanın bir numaralı imzacısı ve mimarı kim? MHP'li Fethi Yıldız. O zaten niyetini söylemiş. Sizin ayrıca bir şey yapmanıza, benim ayrıca burada oturup da sabaha kadar analiz yapmama gerek yok. Ne diyor? Yasanın mimarı, bir numaralı imzacısı, sahibi MHP'li Fethi Yıldız. Fethi Yıldız, Alaaddin Çakıcı'yı içeriden çıkaran avukat aynı zamanda. Komisyonda diyor, emperyalizmin inşa ettiği sosyal medya ahlakını savunanları yasa komisyonda görüşülürken derin Amerika'nın istasyon şeflerini gördük. Yaklaşıma bakar mısınız? İktidara karşı yayın için fonlanan yayın kuruluşlarını gördük. Sivil toplum maskeli yalan üretim merkezlerini gördük. Kapitalizmin satın aldığı solu gördük filan. Yani böyle bakıyor adam. Yani herkes bir böcek ve ezeceksin. Yani yasanın mimarı böyle diyorsa siz varın uygulamasını hesap edin. Sansür yasası. Çok fazla bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Doğu Ergil'den gene alıntıladım. Bunalım dönemlerinde sol gelişir ama sağ daha çok gelişir. Çünkü sağ insanın duygularına, korkularına, iştahlarına daha yakındır. Kayıpları telafi ve intikam duygusuyla beslenir. Yeni bir düzen kurmak gibi kaygısı yoktur. İdealize ettiği bir eskiyi geri getirmeyi hayal eder diyor Profesör Doktor Doğu Ergil. Böyle bir dönem, böyle karanlık bir dönem. Evet. Nietzsche demiş ki, ünlü filozof, canavarlarla savaşanlar sonunda canavar olmamaya dikkat etmeliler. Nereden nereye? Ağır bir e, döneme girdik. Bu dönem sadece seçim satım haline girmek, işte ekonomik kriz, sansür yasası bununla açıklanabilecek bir dönem değil. Hemen her anlamda, hemen her alanda çürüme ve kalan artık unsurları da, kalan kırıntıları da temizleme, süpürme dönemi. Bu ekonomik anlamda da böyle. Yani işte tabağın Dibini sıyırma diyeceğimiz e, götürme, rant paylaşımı. E, siyasal açıdan da böyle. iktidarı korumak, sürdürmek, devam ettirmek için ortaya konulan çaba yönüyle böyle. Ve sansür yasası yönüyle de böyle. Altılı Masa e, 2 Ekim toplantısıyla mühim bir hamle yaptı. Bir kere daha Şubat'tan beri yaptığı en güçlü açıklamayla insanları umutlandırdı. Bana göre... Ben açıkçası sosyal ağlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü çıkışının hafife alınmasını, eleştirilmesini izliyorum ve e, katılmıyorum o görüşlere. E, bir de e, bu böyledir, e, CHP yanlış yapmıştır, e, bu iş böyle olmaz falan gibi e, dediğim dedik, çaldığım düdük e, tabir yerindeyse şeyler var analistler, yorumcular, Twitter kullanıcıları veya YouTube'da konuşan insanlar falan bir tane doğru yok. Size belki 40 kere söyledim. Bir tane doğru yok. Nereden baktığınıza, elinizdeki argümanlara ve içinde bulunduğunuz koşullara, konjonktüre göre değişir. Ben ona öyle bakıyorum, sen böyle bakıyorsun. Ee, sen geçmiş hayal kırıklıklarıyla bugün böyle bir analiz, yap, analiz yapıyorsun. Ben geçmiş endişeler ve kaygılarla mevcut konjonktürü de birleştirerek böyle bir çıkarımda bulunuyorum. Benim çıkarımım bu. Kavgayı, enstrümanı, neyse e, gerekçeyi, mazereti, argümanı iktidarın elinden aldı almaya çalışıyor gözüyle bakıyorum. Öbürü de öyle düşünüyor. Hayır diyor yanlış yaptı filan falan. Bu sağcılar yok mu? Yani şu anda diyor ülkenin başörtüsü sorunu mu var? Ekonomik sorun mu var. Zaten insanlar şu anda başa açıklar kamuda hakkını arayamıyor. Her yer başörtülü tarafından dolduruldu. Ciddi bir başörtülü insan zulmü yaşıyoruz falan. Bize zulm ediyorlar. Başa açıkların hayat hakkına falan müdahale var. Bak görmüyor musun İran'ı falan gibi. Hepsini okuyorum görüyorum. Ve kendi içerisinde bir mantığı olduğunu, kendi içerisinde bu bu itirazın, bu serzenişin, bu sitemin haklı tarafları olduğunu, neticede somut bir takım e, gerekçelere dayandığını, e, altının boş olmadığını da görüyorum, ben de okuyorum. Fakat bütün bunların hepsini bir arada düşündüğünüzde siyaset, siyaset böyle bir oyun değil. Seçim kazanmak da böyle bir şey değil. Şu anda... E, Kafa yorulan şey, amaçlanan şey, eğer ülke bir seçime gidecekse 8 ay, 8,5 ay sonra bu ceberrut rejimi, bu otoriter rejimi ki bu seçimi alırsa diktatörleşecek, göndermek ve Türkiye'nin normalleşmesini temin etmek. Gençlerin %70'i dışarıda bir hayal kuruyor, dışarıda bir istikbal hayali kurarken onları yurtta tutmak. Babacanın ifadesiyle 6 ayda ekonomiyi kontrol altına alıp enflasyonu tekrar 2 yıl içerisinde tek haneye düşürmek. Öyle olduğu için de buna göre taktik geliştirmek ve buna göre adım atmak gerekiyor. Sağcısın sen sağa yakışmaz bu politikalar, solcusun sen sola yakışmaz bu politikalar. Tabelandan utan, geçmişi hatırlat, geleceğe bak. İşte efendim isim isim şey, yakıştım. Bu tür şeyler değil. Yani bu süreç götürülürken emin olun taktik savaşını alan, taktik savaşını kazanan ipi göğüsleyecek. Ben öyle bakıyorum şahsen. Yoksa bundan 12 sene evvel başörtüsü sorununu direnmeden, karşı çıkmadan çözmüş olan Kemal Kılıçdaroğlu 12 sene sonra, 12 sene önce çözdüğü bir konuda en azından çözümüne katkıda bulunduğu bir konuda 12 sene sonra niye ortaya çıksın ki? diyebilirdi ki biz 12 sene evvel e, bu işe mani olmadık ve kendiliğinden çözüldü zaten. Kimse buna, e, buradan kendine bir pay çıkarmasın falan der işine bakardı. Yasal düzenlemeyle falan da uğraşmazdı. Böyle bakmak lazım. E, insanların, bazı insanların herkesi kastetmiyorum kimilerinin kendi fikrinin faşisti olduğunu görüyorum bunu da açıkçası kaygıyla takip ediyorum bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim hoşçakalın